Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere universal torna tezahüründe diş çekme işlemini göstereceğiz. Bunun için önce diş hesabını yapmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Onun için diş hesabına gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şematik olarak bir dişin gösterimi tahtada. Burada biz metrik 16 bir diş çekeceğiz. Metrik 16 dişi gösterirken şu D'de metrik 16 yazdığı an bunun yanında bir şey yoksa bunu tablodan bakmamız gerekiyor. Dişli adımını tablodan bakarak yapıyoruz. Eğer yanında metrik 16 çarpı 1,5, metrik 6 çarpı 3, metrik 16 çarpı 0,5 gibi değerler varsa o zaman onun hesabını verdiği değere göre yapıyoruz. Şimdi tabloya geçip göstereyim arkadaşlar bunu. Şimdi arkadaşlar ISOS metrik standardına göre standart bir tabloyu görüyorsunuz. Burada bu, gördüğünüz gibi arkadaşlar metrik 16 D yani anma çapını gösteriyor. 16'yı buluyoruz buradan. 16 da adımının 2 olduğu yani P ölçümüzün 2 olduğunu görüyoruz. Eğer MF tarzında mesela MF fine yani ince diş olarak geçiyor. Diğer ölçülerinde burada hesabını görebilirsiniz tablodan. Şimdi arkadaşlar aynı ekran tekrar gelecek olursak burada adımın 2 olduğunu gördük. Metrik 16'nın standartta. Şimdi büyük D diş üstü çapı anma çapımız, küçük D de diş dibi çapı. Buradaki amaç bizim diş dibine ne kadar ineceğimizi hesaplamamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar bir tane sabit sayı var. Tecrübeyle bulunmuş 0.65 diye geçiyor. Aslında 0.6495 diye geçer. Ama biz yuvarlıyoruz. Önemli değil. Bindelik bir değer. Burada arkadaşlar hesap yaparken şöyle bir formül var. Bilmemiz gereken. Küçük de yani diş dibi çapı eşittir. Anma çapı yani diş üstü çapı eksi parantez içerisinde sabit sayı olan 0.65 çarpı adım yani P çarpı iki tane diş yüksekliğimiz olduğu için iki sabit sayısı gelmektedir. Hatta şunu 1.3 olarak direkt alabilirsiniz. 1.3 olarak da alabilirsiniz. Sabit olduğu için ikisi de. Şu ikisini pardon. Şu ikisini. 0.65 çarpı 2 sabit geldiği için. Burada hesabımızı yaptığımızda arkadaşlar çıkardığımızda diş üstü çapında 2.6 talaş derinliğimizin olduğunu buluyoruz. Yani biz çapta 2.6 sıfırladıktan sonra talaş derinliğini vereceğiz ki diş dibini tam tutturalım çalışması için. Bunun da diş dibini bulduğumuzda arkadaşlar 16'dan 2.6'yı çıkardığımızda 13.4'ü bulmuş oluyoruz. Bundan sonra şimdi geçelim tezahüründe ayarlarımıza. Tamam. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz tezahür aslında toz tezahür. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan. Buradaki hesaba göre bizim adım 2 olan bir diş çekmemiz için burada tabloya bakacağız arkadaşlar. Tabloda bize burada neler yapmamız gerekiyor? Buradaki diş kutusunu hangi pozisyonlarda ayarlamamız gerektiğini gösteriyor. Örneğin burada baktığımızda iki dişi görüyorsunuz. İki adım 2 olan yani. Burada en üstten bakacak olursak arkadaşlar şurada şurasının D görünenin sola doğru gitmesi gerekiyor. Şurada A'da olmamız gerekiyor. Görüyorsunuz A'dayız. Ve şurada arkadaşlar hız olarak da bakın 1'de olmamız gerekiyor. Burada da şurada da arkadaşlar sonrasında diş çekme pozisyonunda olmamız gerekiyor. Talaş kaldırma değil, diş çekme pozisyonunda olmamız gerekiyor. Daha sonrasında geliyoruz burada. Bizim bir vidamız var arkadaşlar. Kademeyi ayarlayan. Buranın üzerinde bir tane yarım somun var, kesilmiş. Bunun üzerine oturtturup kilitleme yapacağız. Yani bağlantı kuracağız. Bunun dışında hareket etmeyecek. Şu makas diyoruz biz buna. Geliyorum makası oturtturuyorum. Şu şekilde oturtturdum. Oturmazsa şuraya biraz arabayı oynatırsanız oturacaktır. Şu an daha sonrasında devrimi kontrol ediyorum. Devirde arkadaşlar normal tornada ben
şu an çekme şuradan baktığımızda arkadaşlar bu devir neye tekabül ediyor? 31.5 şurada. Ve buna göre ben diş çekeceğim. Kontrolümü sağlıyorum. Koluma bastığımda, şu kola aşağı doğru bastığım an spotum, arabam ileri doğru gidiyor. Daha sonrasında kolumu yukarı doğru kaldırdığımda durdurup gördüğünüz gibi geriye doğru gidiyor. Bu şekilde dişi çekeceğiz. Arkadaşlar gerekli ayarlar yaptıktan sonra şimdi ilk talaşı kaldırıp daha sonrasında diş tarağımızla şu an hazırladık. Adım 2 olan şöyle göstereyim. Diş tarağımıza metrik 2 olan kontrolünü sağlayacağız. Dişler tam oturuyor mu? Doğru işlem yapıyor muyuz? Daha sonrasında da işleme devam edeceğiz. Şimdi geliyorum. Makasımı kilitliyorum. Ayarlar yaptıktan sonra makasımı kilitliyorum. Makasım şurada kilitledim. Şu an makasım oturdu. Burada şu an sıfırlama işlemini gerçekleştireceğim. Geliyorum. Şu an talaş değecek kadar. Evet, şuradan çok az şu an şey diyeyim, şu an sıfırımı kontrol ediyorum, sıfırlıyorum. Spotumu sıfırlayıp daha sonrasında şu hareketi yapmamız gerekiyor. Şimdi gelip sıfırlama işlemini yapacağım. Yaptım burada. Geliyorum. Geliyorum. Az biraz talaş vereceğim tekrardan. Durdum. Spotumla geliyorum şöyle. Çok az bir talaş veriyorum. Şuradan. Bakın sıfırdan daha sonra sıfır 25 talaş verdim. Şu an ilk talaşımı alıyorum. Doğru mu yaptığımı bakacağım. Şurada hareketimiz şu olmalı. Bakın arkadaşlar geldik. Geri çekerken kolu da yukarı kaldırmamız gerekiyor. Başa geliyorum. Diş çekerken arkadaşlar ileri doğru, aynaya doğru, puntadan aynaya doğru çekiyoruz. Geri gelerek bu şekilde. Ben bilerek biraz yavaş çekiyorum. Kendinizi kontrol edecek şekilde bunu daha da hızlı şekilde çekebilirsiniz. Durduruyoruz şu an ve dişi ölçüyoruz. Gelip şöyle yaptığımda dişimin oturduğunu görüyorum. İşlem gayet güzel. Daha sonrasında da çekme işlemini devam ettiriyorum. Ne kadar devam ettiriyorum? 2.6 mm toplamda talaş vereceğim. Burada arada yağ sıkmanız isabetli olacaktır. Soğutma sıvısı da olabilir. Geliyorum. Talaş vereceğim tekrar. Şuradan geliyorum. Biraz 1 milime kadar. İlk başta fazla talaş verebiliriz. Daha sonra azaltmamız gerekiyor kademeli olarak.
tam diş çıktı, şu hareketi yapmamız gerekiyor. Çevirirken kolu yukarı kaldırmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi dişimizi çektik. Ben bilerek biraz görelim diye yavaş çektim ama daha sonra hızlandık ve kesme sıvısı da kullandık. Daha sonra şimdi denemesini yapıyorum. Yani sökmeden önce kesinlikle denemesini yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatlıkla gitmesi gerekiyor. Bir mastarı var standart olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar şu an dişimin tamam olduğunu görüyorum. Bu şekilde Metrigon 6 bir diş çekmiş oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Elimizdeki imkanlarla sizlere faydalı olmak istedik. Arkadaşlar şunu da göstermeyi faydalı olacağını düşündük. Arkadaşlar diş tarayla şuradan dişlerin tam oturduğunu göstermemiz gerekiyor şu şekilde. Şu an oturuyor. Kamerada ne kadar iyi çıkabilir ama iyi şekilde oturduğunu görüyoruz. Bunu da göstermek istedik. Umarım faydalı olur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.